Premiere Pro'nun kendi içerisinde bulunan sadece 3 tane efektimizi kullanıp böyle bir glow parlaklık etkisini nasıl yaparız onu anlatmaya çalışacağım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet, tanıtımımızda da bahsettiğim gibi hiçbir eklenti veya herhangi bir efekt indirmeden Premiere Pro'nun kendi içerisinde bulunan sadece 3 tane efektimizi kullanıp ufak ayarlarımızı yapıp glow ve parlaklık etkisini çalışmamıza uyarlayacağız. Şimdi ilk olarak görüntümüzü şöyle bir oynatalım. Biraz da animasyon tarzı bir görüntü. Tabi siz kendi çektiğiniz videolarınızda yapacağımız bu işlemleri uygulayabilirsiniz. Bu tarz efektleri uygularken çekiminize dikkat etmeniz gereken birkaç tane kural var. Çekim yapacağınız ortamda ne kadar iyi ışıklandırma olursa kullanacağımız efektlerimiz de daha iyi oturur. Yani daha gerçekçi bir görüntü elde etmiş oluruz. Eğer açık bir alanda çekim yapıyorsanız, yani gün ışığında gündüz bir çekim yapıyorsanız bu etkileri kullanmadan önce Lumetri Color'da renkleriyle oynayıp veya hazır soft bir tarzda renk atıp ondan sonra bu efektleri kullanmanızda fayda var. Şimdi ilk olarak bu görüntümüze hazır renklerimizden bir tanesini uygulayacağız. Hemen Lumetri Color'un içerisinde Creative yazan yere geldiğimizde buradan şöyle bir mavi dinamit rengini uygulayabiliriz. Kullandığımız rengimizin ayarını da şöyle az bir şey sonra doğru düşürelim. Yani biraz önce bahsettiğim konuyu bu görüntümüzde de gerçekleştirmiş olduk. Koyu sert bir ton hazır rengimizi uygulayıp biraz daha görüntümüzde bulunan ışıklarımızın öne çıkmasını sağlamış olduk. Yani unutmuyoruz, açık alanda çektiğiniz videonuzu ilk olarak mutlaka işleyeceksiniz. Evet, şimdiki işlemimiz efekt sarama kısmına gelip fine edges diyelim. Kullanacağımız ilk efektimiz bu. Ondan önce videomuzun katmanına gelip klavyemizin alt tuşuyla birlikte bir tane kopyasını alıp üst katmanımıza bırakacağız. Tekrar efektimize gelip kopyaladığımız katmanımızın üzerine bırakacağız. Evet, gördüğünüz gibi karşımıza şöyle bir etkimiz gelmiş oldu. Hemen efekt kontrol kısmına gelelim. Burada oynayacağımız iki tane yerimiz var. Hemen blend modumuzu normal değil de screen'e getireceğiz. Kullandığımız efektimizin ayarını da invert yazan yerdeki kutucuğumuza tikimizi bırakacağız. Burada herhangi bir şeye başka bir müdahale yapmayacağız. Şimdi ikinci efektimizi uygulayacağız. Arama kısmına geldiğimizde etkimizin adı tint. Hemen adını yazalım. Aynı şekilde kopyaladığımız katmanımıza etkimizi bırakalım. Tekrar efekt kontrol kısmına geldiğimizde kullandığımız ikinci efektimizin ayarını da burada sadece beyaz rengimizle oynayacağız. Siyah rengimize herhangi bir işlem uygulamayacağız. Hemen renk paletimize geldiğimizde şöyle bir rengi seçip uygulayabiliriz. Şu anda burada herhangi başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Hemen üçüncü efektimize gelelim. Efekt sarama kısmına bu sefer VR Glow yazacağız. Çıkan efektimizi tutup kopya katmanımızın üzerine bırakalım. Şöyle aşağı doğru inelim. Evet, gördüğünüz gibi efekt kontrol kısmında oynayacağımız kısımlarımız karşımıza geldi. Şimdi burada bir önceki efektimizde şöyle bir rengimizi vermiştik. İlk olarak bu efektimizde de aynı rengi veya benzer bir rengi uygulayacağız. Hemen efektimizin renk paletine gelelim. Şöyle bir rengimizi ayarlayıp okey diyelim. Evet, iki rengimiz de birbiriyle hemen hemen aynı. Şimdi burada yapmamız gereken luma değeriyle, radius değeriyle ve ışığıyla oynamamız. Şöyle luma değerini az bir şey çekelim. Radius değerimizi de az bir şey ayarlayalım. Ve glow etkimizi de şöyle az bir şey oynayalım. Şöyle bir oynatalım videomuzu. Evet, biraz daha glow değerimizi az bir şey daha sağa çekelim. Biraz daha parlatalım. Başa alalım. Şöyle tekrar bir oynatalım. Evet, biraz daha iyi olduğu gibi. Şimdi burada bu efektlerimizi kullanırken tabii ki doğal olarak videomuzun tamamına etkimiz gelmiş oldu. Sadece arabamızda bu efektlerimizin görünmesini istiyoruz. Bu işlemi uygulamanın da en kolay yolu Premiere Pro'da maskeleme tekniğidir. Şöyle yukarı doğru çıktığımızda kalemimize gelelim. Şu şekilde şöyle bir işlemimizi uygulayalım. Tabii burada çok fazla özenmenize gerek de yok. Daha sonra şöyle az bir şey aşağı indirelim. Yumuşaklığımızı da ayarlayalım. Biraz bir şey de yukarı kaldıralım. Biraz da yumuşaklığını ayarlayalım. Okey diyelim. Evet, gördüğünüz gibi 3 tane efektimizi kullanarak işlemimizi uygulamış olduk. Siz tabii ki ışığın parlaklığını, yoğunluğunu kendi videonuza göre ayarlayıp işleminizi uygulayabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Videomuzu şuraya kadar getirelim. Işığımız birden değil de yavaş yavaş bir şekilde parlasın. Efekt kontrolü tekrar bir gelelim. Opaklığımızın kilidini açalım. Buradan sıfırdan başlasın. Buraya kadar geldiğinde etkimiz %100 olsun. En başa alalım videomuzu. Şöyle bir oynatalım. Evet, gördüğünüz gibi son derece başarılı etkiler. Siz tabii ki altına koyacağınız bir müzikle, bir ses efektiyle, kullanacağınız daha farklı etkilerle değişik işler de hazırlayabilirsiniz. Bu efektleri kullanırken geriye dönüp istediğiniz renkleri de uygulayabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Videomuzu şu kısma getirelim. Jiletimizi alalım. Bir tane buradan, bir tane buradan keselim. Kestiğimiz katmanımıza gelelim. Efekt kontrolü tekrar bir gelelim. İlk rengimizi şöyle bir kırmızı yapalım. Alttaki rengimizi de aynı şekilde kırmızıya getirelim. Kestiğimiz diğer katmanımıza gelelim. Ona da şöyle bir sarı renk uygulayalım. Aynı şekilde diğer rengimize gelelim. Ona da şöyle bir rengimizi uygulayalım. Şöyle geri alalım. Şöyle bir oynatalım. Gelsin, gelsin, gelsin. Buradan ikinci rengimiz geldi. Buradan bir diğer rengimiz geldi. Tabii siz buradan dediğim gibi parlaklıklarını düşürüp yükseltebilirsiniz. Hatta tekrar efekt sarama kısmına geldiğimizde Color Balance yazdığımızda burada RGB efektimizi tutup bir alt katmanımıza bıraktığımızda üst katmanımıza kestiğimiz yerlerin aynısını jilet aracımıza gelip aynı şekilde bir alt katmanımızı da kestikten sonra bu katmanımıza gelip verdiğimiz efektimizi sadece kırmızısı %100 kalacak şekilde diğer yerleri düşürebiliriz. Aynı işlemi 3. katmanımıza da uygulayabiliriz. Bu sefer kırmızıyı yok edip maviyi yok edip green kalabilir. Şöyle tekrar başa aldığımızda şöyle oynattığımızda gelsin 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 hop kırmızıya gelsin 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 hop sarıya gelsin. Evet dediğim gibi bu geçişlere farklı işlemler de uygulayabilirsiniz. Müzik ve ses efektleriyle çok değişik çalışmalarda gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Premiere Pro'nun kendi içerisinde çok ciddi, çok iyi efektler var. Tabii ki bunların kullanmasını iyi bilmek gerekir. O yüzden aynen Photoshop'ta olduğu gibi Premiere Pro'da da bol bol antrenman, bol bol tekrar yapmanız gerekir. Evet bu eğitimimizde bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.